Sana kesinlikle kızgın değilim. Ranvir, kalbinden geçenleri bildiğimi kesinlikle iddia edemem. Ama aklından nelerin geçtiğini çok iyi biliyorum. Asla kimseye zarar veremezsin. Sen kimsenin hayatını mahvedemezsin. Özellikle de yanında çalıştığın adamın ailesinden birinin. Bu hala beni tanımadığın anlamına geliyor. Aileni buraya mahvetmek için getirdim. Ve şu anda da bunu yapıyorum. Evet, kız kardeşinin düğününü ben yaptım. Böylece onu karalayıp adını lekeleyecektim. Hayatındaki en kötü adam senin için ne kadar iyi düşünebilir? Bak, ben senin ailenin bu hayattaki en büyük düşmanıyım. Düşmanım olanlara düşmanlık yaparım. Başka bir şey değil. Hadi durma. Kız kardeşinin evliliğini ben bozdum. Benimle ilişkini bitir ve bu evden git. Ne düşünüyorsun? Ha? Ne düşünüyorsun Işani? Ben sadece senin gözlerinde acıyla akan yaşlar görmek istiyorum. Hayaller değil. Tek yaşama sebebim senin acı çektiğini görmek. Eğer yaşamak istiyorsan beni bırak Işani. Ve hayatımdan sonsuza kadar çık git, anlıyor musun? Neden öyle bakıyorsun? Ha? Senden boşanmak istiyorum. Neden bana bakıp duruyorsun? Senden boşanmak istiyorum dedim. Ve nafaka olarak da sana istediğin kadar para vereceğim. Hayal bile edemeyeceğin kadar çok. Başka ne istiyorsun? Bu evi mi? Tamam, bu evi de al. Tamam, senin olsun. Her şeyi al. Ama karşılığında bana huzurumu geri ver. Sana karşı yanlış bir şey yapmıyorum. Herkesin önünde seninle evlendim, herkesin önünde de boşanmak istiyorum. Hadi, ne düşünüyorsun? Hadi hemen git buradan, hayatımdan çık git artık. Biliyor musun, bu Dişan'ın suçu değil. Rişi'ye peşinden gitmesini ben söylemiştim. Ve Dişa hamile kalınca onu kovup ikisinin de ayrılmasını sağladım. Ve Manas'ın Dişa'yı çok sevdiğini öğrenince de sessizce evlenmelerini bekledim. Sonra da bu evliliği bozması için hemen Rişi'yi aradım. İşte bu kadar kötüyüm. Şimdi benim ne kadar kötü olduğumu anladın mı? İşte bu yüzden buradan gitmelisin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.